Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Birinci dönem birinci yazılı sınavına hazırlık yapıyoruz. Boşluk doldurma ve klasik sorularımızdan oluşacak ilk sınav olduğu için. Sonraki sınavlarda arkadaşlar test uygulamaları da yapacağız. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, sınavın pdf'sini yani bu hazırladığım sınavın pdf'sini arkadaşlar açıklama kısmını ekleyeceğim. Önce siz çözün daha sonra benim yazdığım cevaplara bakın ona göre kendinizi bir tartmış olursunuz. Eşeyli üremenin sonuna kadar yani mitoz, mayoz, eşeyli ve eşeysiz üreme bunlar dahildir sınavınıza zaten. Bu yüzden de oraya kadar yaptım birinci yazılı sorularını. Ee, PDF'sini açıklama kısmından alırsınız. Önce siz çözersiniz ya da benimle birlikte çözerseniz de olur. Mesela ben cevabı vermeden eğer siz cevabı verebiliyorsanız sınava hazırsınız demektir. Zaten dikkat edin sınava girdiğiniz zaman bu yazdığım boşluk doldurmaların birçoğu gelecektir. Yani karşınıza birçoğu çıkacaktır. Çünkü başka sorulacak bir yer bırakmadım. Hepsini sordum arkadaşlar. Sıralama kitaptaki map kitabındaki Konu sırasına göre gidiyor arkadaşlar. Yani mesela mitozdan başladım. Mitozun diyelim ki ilk cümlesini aldım işte böyle e, soru olarak yazdım. Kitaba göre sıralama gittiği için e, sınav yeriniz mesela hani sınav konularınız yetişmeyebilir. Dolayısıyla işte mesela e, eşeğiyle üreme dahil olmayabilir veya dahil olmayan konular olabilir. Dahil olacağını düşünüyorum genellikle. Ama dahil olmayan yerler varsa zaten e, oraları izlemezsiniz direkt olarak geçebilirsiniz. Evet başlayalım. Diyor ki DNA üzerinde bulunan nükleotit dizisinden oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birime biz ne diyoruz arkadaşlar? Gen diyoruz, değil mi? Bu arada telefondan çekiyorum videoyu ve parmağımla yazıyorum. Bu yüzden de birazcık yazım çirkin olabilir. Bir organizmadaki genlerin tamamına ne denir? Arkadaşlar, bir organizmadaki genlerin tamamına biz genom diyoruz. Genom Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine ne denir? Şimdi bakın DNA artı protein kompleksine biz kromatin diyoruz veya kromatin iplik diyoruz arkadaşlar. Karşınıza bu şekilde çıkar kromatin ya da kromatin iplik. Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplikler kısalık kalış, kalınlaşarak özel katlanmalar sonucu neyi oluşturacak tabii ki kromozomları. Zaten bu sene sizin en çok duyacağınız kelime kromozom kelimesidir. Çünkü bu konudan sonra kalıtıma geçeceksiniz. Kalıtımda da yine kromozom kelimesini, gen kelimesini çok duyacaksınız arkadaşlar. Bu sene tamamen kromozom üzerine korunmuş e, konular diyebiliriz. Kromozom sayısı, sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki var mıdır yok mudur? Mesela şöyle diyebilir miyiz? Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmişliği artar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü kromozom sayısıyla canlının gelişmişliği arasında herhangi bir ilişki yoktur. Eğer böyle bir şey olsaydı Eirelti otunda 500 kromozom vardır arkadaşlar. İnsanda kaç kromozom var? 46. O zaman Eirelti otu bizden daha gelişmiş olurdu. Ama Eirelti otu bitkiler içerisinde gelişmemiş olan bitkilerden bir tanesidir. Zaten en gelişmiş canlı olarak da biz insanları alıyoruz değil mi? Dolayısıyla kromozom sayısıyla gelişmişlik arasında herhangi bir ilgi yoktur. Eşlenen bir kromozomunun kromozomun iki parçasından her birine biz ne diyoruz arkadaşlar? Kromatit diyoruz. Eşlenen bir kromozom. Bakın kromozomun yapısından şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi kromozom şöyle DNA'nın katlanmaları sonucunda oluşan bir yapı arkadaşlar kromozom. Bu şekilde bir yapı olduğunu düşünün. Biz eşlenen bu DNA eşleniyor ya eşlendiği zaman zaten bu yapılar oluşuyor kromozomda oluşuyor. Eee yapılan her bir bakın her bir parçaya şu parçaların her birine biz kromatit diyoruz. Hatta kardeş kromatit diyoruz. Kromatit. Diğer bir adıyla kardeş kromatit diyoruz. Çünkü birbirinin aynısıdır bunlar. Bunların bağlandığı bölgeye de arkadaşlar şu bölgeye tutunduğu bölgeye sentromer bölgesi diyoruz. Sentromer bölgesi. Sentrozomla karıştırmayın. Sentrozom bir organeldir. İyi ipliklerini oluşturur. Sentromer ise kromatitlerin tutunduğu bölgedir. Burada bir de Protein var arkadaşlar, bunların tutunduğu proteinler var. Bu proteinlere de, pardon, protein değil, tutunduğu bölgelere de biz kinetokor diyoruz. Kinetokor, bulunduğu, tutunduğu bölgeleri de, e, ipliklerinin tutunduğu bölgelere kinetokor bölgesi diyoruz. Gelelim şimdi diyor ki, eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine ne diyormuşuz? Kromatit, değil mi? Kromatit. Bir kromozomun iki kopyasından her birine, bakın şöyle düşünün, ee, parçalardan her birine kromatit diyoruz ama iki kopyası olan bölgeye de ne diyoruz? Her birine de arkadaşlar kardeş kromatit diyoruz. Kardeş kromatit diyoruz. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye az önce söyledim değil mi? Ne diyorduk? Sentromer bölgesi diyoruz. Sentromer bölgesi. Sentromerlerde bulunan ipliklerinin bağlandığı proteinlere ne dedik? Kinetokor. Kinetokor bölgesi ve ya da kinetokor proteini diyoruz arkadaşlar. Hücre döngüsünün kontrolü bozulduğunda hücreler kontrolsüzce bölünmeye başlar. Oluşan hücre yumağına biz ne diyoruz arkadaşlar? Oluşan hücre yumağına tümör. Şöyle düşünün bakın. Her bir bölünme sırasında bakın her bir mitoz bölümü olsun mayoz bölümü olsun bir kontrol vardır. Şöyle düşünün biz interfaz evresini ayrıca mitotik evreleri düşündüğümüz zaman şimdi interfaz evresi zaten kendi içerisinde 3'e ayrılıyordu. Neydi bunlar? G1, S ve G2 evresi. Bir de mitotik evremiz vardı. Şimdi bakın bir G1 kontrol noktası vardır. Şuralarda bir yerde bir G2 kontrol noktası vardır arkadaşlar. Şuralarda bir yerde bir de M kontrol noktası vardır. M kontrol noktası genellikle mitoz evrenin ana faz evresine denk geliyor. Mitozun ana faz evresi. Şimdi burada ne oluyor peki? DNA kendisini düzgün eşlemiş mi? Eşlenirken herhangi bir sıkıntı olmuş, ya, yani, olmuş mu? Yani mutasyon olmuş mu? Daha sonra iplikleri düzgün bir şekilde oluşmuş mu, bağlanmış mı, işte e, ayrılırken herhangi bir sıkıntı olmuş mu bunlar kontrol ediliyor. Eğer bir kontrol bozulursa bu sefer e, hücre kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlar. Yani bu evrelerin hiçbirini geçirmez direkt olarak bölünür, 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 bölünür ve bir hücre yumağı oluşur. Bakın şöyle bir hücre yumağı oluşur. Biz bu hücre yumağına ne diyoruz? Tümör diyoruz. Eğer ki tümör İyi e, bulunduğu yerde kalıyorsa başka bir yere yayılmıyorsa iyi huylu tümör. Eğer kan ve lenf yoluyla diğer yerlere yayılıyorsa arkadaşlar kötü huylu tümör yani diğer bir adıyla kanser diyoruz. Diyor ki tümör hücrelerinin bulundukları yerden kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına. Bakın yayılan tümöre biz kötü huylu tümör ya da kanser diyoruz. Yayılması olayına da metastaz diyoruz. Metastaz yayılması olayına metastaz diyoruz 12 sorumuz kanser tedavisinde ne kullanılır arkadaşlar kanser tedavisinde iki tane e, yöntem kullanılıyor. bunlardan bir tanesi radyoterapi radyoterapi diğeri de kemoterapidir kemoterapi Kemoterapide ilaçlar verilerek hani kimyasal ilaçlar bu şekilde hücreler öldürülmeye çalışılıyor. Radyoterapide de arkadaşlar ışınlar verilerek mesela ışın tedavisi de deniliyor buna. Işınlar verilerek e, tedavi uygulanabiliyor. 13. soru. Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına arkadaşlar bakın yeni birey oluşturmadan ana canlıda döllenme olmadan gerçekleşen bu olaya biz ne diyoruz? Partenogeniz değil mi? Bir dakika pardon partenogenez değil özür dilerim. Partenogenezi aşağıda bir yerde sordum. Bu partenogenez değil üreme. <laughs> Döllenme olmadan arkadaşlar gerçekleşen üreme şekline biz ne diyoruz? Eşeğsiz üreme diyoruz. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine ne diyoruz? Bakın kalın bir örtüyle çevrili diyorsa aklınıza direkt spor hücreleri gelecek. Sporlar dayanıklı hücrelerdir ve olumsuz çevre koşullarında e, saklanarak çevre koşulları normale döndüğünde kendi kendini büyütebilir. Bu yüzden de arkadaşlar spor üreyen canlıların üremesi daha yani ortadan yok olması daha zordur. Çünkü sporlar çok dayanıklıdır. 15. soruya geldiğimiz zaman döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturması. işte az önceki dediğim buydu. Buna ne diyoruz? Partenogenez diyoruz. Partenogenez diyoruz arkadaşlar. Zaten partenogenez olayını klasik sorularda sordum. Orada açıklayacağım. Mayoz sonucu oluşan ve döllenme için farklılaşan hücrelere ne diyoruz? Üreme hücresi yani diğer bir adıyla gamet diyoruz arkadaşlar. Biri anneden, diğeri babadan gelen Şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara ne diyoruz peki? Bunlara da homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozom. 18. sorumuz. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere ne diyoruz arkadaşlar? Bunlara da lokus diyoruz. Bu kavramları bilirseniz e, sınavda da çok kolaylıkla yaparsınız. Çoğu canlı da üreme organlarındaki eşe yana hücreleri homolo kromozomları çiftler halinde taşır. Bu hücrelere bakın homolo kromozomları çift halinde taşıyormuş. Biz bu hücrelere diploid hücreler diyoruz arkadaşlar veya diploid canlı diyoruz. İki en kromozomlu olan canlılardır. Bir takım kromozom taşıyanlara da ne diyoruz? Haploid veya diğer bir adıyla monoploid ama genellikle haploid olarak karşınıza çıkar. Haploid diğer bir adını yazayım monoploid. Ama genelde haploid olarak karşınıza çıkar. Genellikle farklı cinsiyete sahip aynı tür iki canlının iki haploid gametinin döllenmesiyle yeni yavrular meydana gelmesine ne denir demiş. Arkadaşlar burada bakın iki tane haploid canlı meydana pardon iki haploid gamet birleşiyor dölleniyor yani yeni yavrular oluşuyor. Biz buna da eşeyli üreme diyoruz. Eşeğsiz üremede tek bir ana canlı var. Döllenme olayı yok. Eşeğli üremede arkadaşlar iki tane gamet var. Biri erkek, biri dişi gameti ve döllenme olayı var. 22. sorumuz. Bazı canlılarda erkek ve dişi gamet aynı canlı tarafından üretilebilir. Böyle canlılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Hermafrodit. Hermafrodit canlılar diyoruz. Bu canlılar hem dişi üreme organı bulunduruyor. Hem de erkek üreme organı bulunduruyor. Hem sperm hem yumurta üretebiliyor arkadaşlar. Bu canlılara hermafrodit. Diğer bir adıyla erselik. Erseliği genellikle bitkiler için kullanıyoruz ama hayvanlar için hermafroditliği kullanıyoruz. 23. soru. Üreme hücrelerinin kalıtsal içeriğinin birleşmesine ne denir diyor. Arkadaşlar buna da ne diyoruz? Tabii ki döllenme diyoruz. Sperm tarafından döllenmiş olan yumurtaya da ne diyoruz? Zigot diyoruz arkadaşlar. Bu zigot zaten bireyin temelini oluşturan tek bir hücredir. Daha sonra bu hücre sürekli bölünerek yavru bireyimizi oluşturur. Böylece boşluk doldurma sorularını bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz klasik sorularımıza. Şimdi bakın klasik sorularda neler sormuşuz? Hücre neden bölünür demişiz. Hemen başlayalım birinci sorumuzdan isterseniz. Arkadaşlar hücre neden bölünür? Bir kere Hücre şu yüzden bölünür. Eğer ki sitoplazma içerisinde bulunan işte e, maddeler sürekli artıyor, organeller sürekli çoğalıyor. Dolayısıyla hücre zarı sitoplazma için yani hücredeki organeller için, sitoplazma için arkadaşlar madde taşınmasında yetersiz kalıyor. Bu yüzden hücre bölünür. O zaman ne diyorum bakın. Birincisi olarak buraya yazmayacağım. Hani dediğim gibi yazım çirkin olduğu için sadece bazılarını yazacağız. Eee ne demiştim? <laughs> hücre zarı madde alışverişinde eğer yetersiz kalıyorsa çekirdek bölünme emrini veriyor. Yine hücre yeterli büyüklüğe ulaşmışsa yani yüzey bölü yüzey bölü hacim oranı hacim oranı azalmışsa arkadaşlar. Peki nedir yüzey bölü hacim oranının azalması? Diyelim ki yüzey 10 metrekare. Hani böyle düşünün, bir ev gibi düşünün. 10 metrekare. Ama hacim sürekli artıyor. Yani stoplazmanın içeriği sürekli artıyor. Ne oluyor? 100 oluyor. 1000 oluyor. bin oluyor. Bu sefer ne oluyor? Yüzey bölü hacim oranı sürekli küçülüyor. Değil mi? Payda arttıkça sayı küçülür. Biliyoruz bunu. Dolayısıyla arkadaşlar yüzey bölü hacim oranı azaldığı zaman ne oluyor? Hücre yine bölünme olayına gidiyor. Çünkü dediğim gibi stoplazma e, madde alışverişinde yetersiz kalıyor. Yine... Bölünme olacağı zaman işte dışarıdan gelen mesela hormonlar etki edebilir. İşte dışarıdaki dışarıdan gelen başka kimyasal uyaranlar arkadaşlar hücreyi uyarabilir. Bunlar da yine hücrenin bölünmesine sebep olabilir. Evet hücre neden bölünürü bu şekilde açıkladık. Gelelim diyor ki hücre döngüsünden bahsediniz. Bahsedelim hemen hücre döngüsünden. Bir kere nedir hücre döngüsü? Arkadaşlar hücre döngüsü şudur. Bir hücrenin iki bölünme arasında geçirdiği evreye biz hücre döngüsü diyoruz. Şöyle düşünün bakın. Hücre döngüsünü aslında az önce çizmiştim. Şimdi biz bir interfaz evresi diyeceğiz arkadaşlar. Bir de mitotik evre diyeceğiz. Interfaz evresi kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. G1 evresi, S evresi ve G2 evresi. Şimdi bu evrelerde neler olduğunu bilmenize gerek yok. Ama Kontrol noktaları bizim için önemli olduğu için ne yapacağız? Sadece böyle belli şeyleri bilmemiz lazım. Özellikle S evresi sentez evresidir. DNA'nın kendisini eşlediğini, protein sentezinin hızlandığı evre olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bakın şu kısım interfaz evresidir. İnterfaz. Geriye kalan kısım ise arkadaşlar mitoz evresidir. Yani o profaz, metafaz, anafaz, telofaz dediğimiz evreler nerede gerçekleşiyor? Bu mitotik evre dediğimiz evrede gerçekleşiyor. Hücre döngüsünde en uzun süren evre interfaz evresidir. Dikkat ederseniz bakın dörde böldüm. 3 tanesi interfaz evresinde gerçekleşiyor. O zaman 4'te 3'lük zaman dilimi interfazda geçer. Geriye kalan 4'te 1'lik zaman dilimi de mitotik evrede geçer. Yani benim o bildiğim profaz metafaz evreleri var ya. Onlar arkadaşlar çok kısa sürüyor. Ama interfaz evresi oldukça uzun sürüyor. Çünkü hazırlık olduğu için. Şöyle düşün mesela bir yere gideceksiniz tatile işte. Başlıyorsunuz. İki hafta öncesinden hazırlanma işi i̇şte valizi hazırlayayım işte alınacaklar varsa alayım e bir sürü bir sürü hazırlık yapıyoruz ama gidiyoruz 3-4 gün kalıp geliyoruz mesela bu nedir hazırlık evresinin asıl geçirilen evreden daha uzun olduğunu gösterir yani mitotik evreden daha uzun sürüyor arkadaşlar İnterfaz evresi de bu şekilde yani anlattığımız hücre döngüsü bu şekilde. Şimdi gelelim diyor ki interfaz evresini anlatınız. Hemen anlatalım. Arkadaşlar interfaz evresi hazırlık evresidir dedik. İnterfaz evresinde bütün hazırlıklar tamamlanıyor hücre hücre bölünmesi için. Peki nedir bu hazırlıklar? Bir kere protein sentezi olur. DNA kendisini eşler. Eğer bir hayvan hücresi ise sentrozom eşlenir arkadaşlar. Daha sonra e, organeller eşlenir, işte yeniden üretilir. Ee, eğer bir bitki hücresi ise kloroplast mitokondri eşlenir arkadaşlar. Yani hem organel sentezi var, hem protein sentezi var, hem DNA sentezi var hücre hacim olarak sürekli büyüme eğilimindedir interfaz evresinde. Dediğimiz gibi hazırlık evresi bu yüzden de oldukça uzun süren bir evredir. Sentrozomun hayvanlarda olduğunu sadece hayvan hücresinde olduğunu da unutmayın. Hayvan hücresi ise sentrozom eşlenir. Bitki hücresinde zaten öyle bir durum yok. Bitki hücresinde sentrozomu görevini kim yapıyor? Mikrotübüller yapıyor. Onu da yeri gelince yine söyleyeceğiz. Dördüncü sorumuzda diyor ki mitoz ve mayozu karşılaştırırız. Karşılaştıralım. Yine ben sözler olarak söyleyeyim arkadaşlar. Yazmayayım uzun sürmesin. Şimdi mitoza baktığımız zaman mitozda zaten bölünme evrelerini falan anlatacağım size ayrıca ama şöyle bir karşılaştıralım ondan sonra evrelerine geçelim. Arkadaşlar mitoz evresi yani mitoz bölünme n kromozom 2 n kromozom 3 n kromozom fark etmez tüm hücrelerde görülebilir yani tüm canlı hücrelerde mitoz bölünme görülebilir ama ökaryotlarda prokaryot olan bakterilerde arkelerde mitoz yoktur çünkü onlarda e, mitozdan farklı olarak amitoz dediğimiz bir bölünme vardır arkadaşlar dolayısıyla mitoz yoktur prokaryotlarda ama ökaryot ve canlı olan hemen hemen tüm hücrelerde bölünme yeteneğini kaybetmemişse eğer mitoz gerçekleşir. Kromozom sayısı fark etmez. Mitoz sonucunda mutasyon olmadığı sürece kalıtsal bilgi aynı kalır. İki tane birbirinin aynısı hücre oluşur arkadaşlar mitoz sonucunda. Mitoz bölünmede neyi oluşturuyor? Mitoz bölünme eşeğsiz üremenin temelini oluşturuyor arkadaşlar mitoz bölünme. Gelelim mayoz bölünmeye. Bu arada mitoz bölünmede kromozom sayısı da sabit kalır. Mayoza geldiğimiz zaman mayoz daha farklı. Mayozda göreceğimiz bazı kavramlar var. Nedir bunlar? Mesela mayozda arkadaşlar tetratı göreceğiz. Nedir tetrat? Homolog kromozomlar. Biri anneden bir babadan gelen kromozomlar. Şöyle geliyorlar. Birbirlerine bağlanıyorlar. Ve dört bacaklı bir yapı oluşturuyorlar. Bu dört bacaklı yapıyor. Bakın dört ne demek? Dört tetra değil mi? Latince'de tetra demek. Biz bu yapıya ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Daha sonra bu tetratlardaki bu homolog olmayan kromozomlar yani bir anneden bir babadan gelen kromozomlar ne yapıyor? Kardeş olmayan kromatitler pardon özür dilerim. Burada arkadaşlar bir yerde şöyle bir birleşiyorlar. Biz bu birleştikleri yere ne diyoruz? Sinapsis diyoruz. Birleşmeleri olayına sinapsis diyoruz arkadaşlar. Birleştikleri yere de kiyazma diyoruz. Kiyazma. Birleşmeleri olayına sinapsis, Birleştikleri yere de ne diyoruz? Kiyazma olayı diyoruz. Ayrıca arkadaşlar e, burada yine homolog kromozom terimini görüyoruz. Mayoz bölünmede mitozda homolog kromozomdan bahsetmiyoruz zaten. Yani homolog kromozom gördüğünüz zaman sorularda aklınıza mayoz bölünme gelecek. Daha sonra e, mayoz bölünmede Çeşitlilik sağlanır. Crossing over dediğimiz olay gerçekleşir. Peki bu olay nasıl oluyor? Hemen ondan da bahsedelim. Hani dedik ya birbirlerine burada sarılıyorlar diye. Bakın şu anneden gelen. Şu da babadan gelen olsun. Birbirlerine sarıldılar. Ne oluyor arkadaşlar? Şu kiyazma bölgesinden bunlar parça değiştiriyorlar. Yani şuradaki yeşil parça mora ekleniyor. Mor olan da yeşil ekleniyor. Biz burada parça değişimi olduğu için Buna ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Ve crossing over ne yapar? Çeşitliliği sağlar. O zaman mayoz bölünmede çeşitlilik vardır. Ama crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda değil. <laughs> Daha sonra bu homolog kromozomlar anafaz 1 evresinde ayrılırken rastgele ayrılıyorlar. Yani nasıl ayrılıyorlar? Diyelim ki bir yeşil bir mor kromatit bir, yere gidiyor. Bir yeşil bir mor kromatit de bir yere gidiyor. Ne oldu bakın rastgele ayrıldı. Bir annenin kromatiti bir babanın kromatiti. Dolayısıyla bir çeşitlilik sağladı mı? Sağladı. İşte bu rastgele ayrılma olayı da arkadaşlar çeşitlilik sağlayan bir olaydır. O zaman mayozda iki tane olay çeşitlilik sağlıyormuş. Neymiş bunlar? Birisi crossing over olayı her zaman gerçekleşmek zorunda değil. Bir de arkadaşlar homolog kromozomların rastgele ayrılması olayıdır. Mayoz'da yine mayoz sonucunda 4 tane birbirinden farklı hücre oluşur arkadaşlar ve kromozom sayısı yarıya düşer. Eşeyli üremenin de temelini oluşturur mayoz bölünme. Gelelim 5. sorumuza. Pardon şurayı şöyle silelim. Diyor ki aşağıda şekli verilen mitoz evrelerini yazınız. Şimdi mitoz evrelerini biz sırasıyla şöyle biliyoruz değil mi? İnterfazı da eğer katarsak interfaz profaz, metafaz, anafaz ve e, telofaz diyoruz. En son da diyoruz. Ama interfaz arkadaşlar mitozun kendi alt evresi değildir. Dolayısıyla buradaki bakın bir numara nedir? Bir numara interfaz hazırlık evresidir. Böyle bu şekilde e, böyle karman çorman yapı görüyorsanız arkadaşlar bu genellikle interfaz evresidir. Sonra geliyorum bakın 2 numaraya. 2 numarada ne olmuş böyle kromozomlar belirgin hale gelmiş. Bakın sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmuş. İşte bu hangi evredir? Mitozun profaz evresidir. Profaz evresi. 3 numaraya geliyorum arkadaşlar. 3 numarada bakın merkeze dizilmiş. Merkeze dizilme evresi metafaz evresidir. Burada dikkat ederseniz dördüncü evrede bakın ayrılmışlar birbirlerinden, kopuyorlar birbirlerinden. Buna da ne diyoruz? Anafaz evresi diyoruz. Anafaz evresi. Bu şekilde bir boğumlanma görüyorsanız veya bitki hücreleri için işte aralamel oluşumu görüyorsanız bu da telofaz evresidir arkadaşlar. Telofaz. Eğer tamamen hücreler birbirinden ayrılmışsa bu evrede hangi evredir? Sitokinez evresidir sitokinez evresi. Şimdi peki biz bunları nasıl aklımızda tutacağız? Bir kere interfazın hazırlık olduğunu biliyoruz. Az çok yaparız. Bizim burada aklımızda tutmamız gereken profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri, deme Şöyle uzun uzun yazayım da. Şimdi arkadaşlar, profaz evresinde neler olduğunu bileceğiz. Ne oluyor profaz evresinde? Kromozomlar hani interfazda yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başlıyor. Profazda tam olarak belirgin hale geliyorlar kromozomlar. Sentrozomlar ipliklerini oluşturmaya başlıyorlar. Çekirdek zarı ortadan kayboluyor. Çekirdekçik ortadan kayboluyor. Endoplazmik retikulum ortadan kayboluyor arkadaşlar. Profaz evresi bu şekilde. Şimdi gelelim metafazı şöyle aklımızda tutacağız. Arkadaşlar metafaz merkez. Bakın buradaki M'den merkez gelecek aklınıza. Ne yapıyor? Bakın dikkat ederseniz kromozomlar merkeze dizilmiş. Ana faz ayrılma evresidir. Dikkat edin ne olmuş burada bakın. Kromatitler birbirinden ayrılmış A'dan gelecek aklınıza. Telofaz ise profazın tam tersi. Ters şuradaki T'den gelecek aklınıza. Profazda ne oluyorsa hani çekirdek zarı falan eriyor ya. Telofazda bunlar oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı oluşuyor. Çekirdek çık ortaya çıkıyor. Endoplazm retikulum oluşuyor. Yani profazın tam tersi. Sadece fark olarak ne var? Burada yavaş yavaş boğulma dediğimiz olay başlıyor. Bunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Evet gelelim. 6. soru. Diyor ki bölünme bakımından bitki ve hayvan hücresini karşılaştırınız. Karşılaştıralım. Şöyle yine sileceğim. Şekil olarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Bölünme bakımından baktığımızda bitki ve hayvan hücresinde şimdi hayvan hücresi sitokinezi gerçekleştirirken boğumlanma yaparak gerçekleşir bu olay. Çünkü hayvan hücresinde hücre duvarı yok. Bu yapanlar yapanlarda kimlerdir? Mikrofilamentler. Mikrofilamentler bomlanmayı yapıyor. Mikrofilament neydi? Hücrenin içerisinde bulunan hücre iskeleti elemanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla mikrofilamentler bomlanmayı sağlıyor. Ayrıca hayvan hücrelerinde sentrozom var, değil mi? Sentrozom olduğu için iyi iplikleri sentrozomlar tarafından üretiliyor. Peki gelelim bitki hücresine. Bitki hücresi arkadaşlar hücre duvarı olduğu için bomlanmaya Maalesef fırsat bulamıyor. Çünkü hücre çeperi buna izin vermiyor. Peki bu ne yapıyor? Arkadaşlar bu şöyle yapıyor. Hücrenin içerisinde bulunan golgi organelleri şöyle ortadan başlayarak aralemel oluşturuyorlar. Ve bu aralemel oluşumu tamamlandığı zaman bisküvi gibi böyle ortadan kırılıyor. Ve stoplazma bölünmesi gerçekleşmiş oluyor. Yani stokiniz bitiyor ve iki tane hücremiz oluşuyor. Burada sentrozom yoktur bitki hücresinde sentrozom yok. Peki sentrozomun işini kim yapıyor arkadaşlar? Daha önce de söyledim mikro tübüller yapıyor. Mikro tübül de aynı mikrofilament gibi hücre iskelet elemanıdır. Bitkilerde iyi e, ipliklerinin oluşmasını sağlar. E, bonlanma dediğim gibi bitki hücresinde yok. Sentrozom yok bitki hücresinde. Peki bu ara nemeli oluşturan neydi? Golgiydi. Bunu da unutmayın. Golgi zaten ne yapıyor? Salgı. Salgıdan aklınıza gelsin. Bitki ve hayvan hücresinde bu şekilde karşılaştırdık. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki hücre döngüsünün kontrolünü anlatınız. Birazcık bahsetmiştim ama tekrardan anlatayım arkadaşlar. Ee, ne demiştim? G1, G2 ve M kontrol noktaları var demiştik. Şimdi burada hücre döngüsünün kontrolünde G1 kontrol noktasında bakıyor ki hücre yeterli büyüklüğe ulaşmış mı? Çünkü eğer yeterli büyüklüğe ulaşmışsa o zaman bölünme emri verilecek. Dolayısıyla G1 kontrol noktası bunu yapıyor. S kontrol, pardon, G2 kontrol noktasına baktığımız zaman şöyle göstereyim tekrardan. Şurası G1 kontrol noktası, şurası G2 kontrol noktası, burası da M kontrol noktası. G1 de yeteri kadar büyüklüğe ulaşmış mı buna bakıyor. G2 de hani şu arada sevresi vardı ya, G2 de diyor ki bakayım, DNA kendini eşlerken hata oluşmuş mu? Eğer bir oluşan hata varsa, G2 kontrol noktası diyor ki git hatanı düzelt öyle gel hatasını düzeltiyor geliyor sonra devam et sinyali veriliyor. Bakıyor protein sentezi düzgün bir şekilde ilerlemiş mi? Organeller eşlenmiş mi? Bu şekilde arkadaşlar G2 kontrol noktasında e, kontrol yapılıyor. Gelelim M kontrol noktasına. M kontrol noktası hemen hemen ana faz evresine denk geliyor. Ana fazın sonlarına denk geliyor. Peki ana faz evresine ne oluyordu? Ayrılıyorlardı değil mi birbirlerinden? İşte burada bakıyor ki iplikleri kromozomlara tutunmuş mu? Tutundu ama ayrılırken düzgün bir şekilde ayrılmışlar mı? Hani kromozom sayısı mutasyonları falan var ya mutasyon ortaya çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlar M kontrol noktasında bunlara dikkat ediliyor. Eğer bu olaylar düzgün bir şekilde sağlanmışsa mitoz evresi de tamamlanır ve hücre tamamen ikiye bölünür arkadaşlar. Hücre döngüsünün kontrolü bu şekildedir. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki tümöre sebep olan etkenleri yazınız. Arkadaşlar Tümörün zaten ne olduğunu anlatmıştık. Hücre döngüsünün kontrolü bozulduğu zaman hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyorlar ve e, tümör oluşturuyorlar. Hücre yumağı yani tümör oluşturuyorlar. Peki buna neler sebep olur? Mesela radyasyon sebep olur mu? Olur. Basınç mesela, basınç olayı sebep olabilir arkadaşlar. Daha sonra kimyasal maddeler, nedir bu kimyasal maddeler? Uyuşturucu, alkol, sigara gibi kimyasal maddeler sebep olabilir arkadaşlar. Özellikle e, böyle hani genetik bir yatkınlığınız varsa çok çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle kadınlar için söylüyorum meme kanseri arkadaşlar genelde genetik yatkınlıkla ortaya çıkıyor yani Allah göstermesin kimseye ama e, 30 yaşından sonra, şu an daha gençsiniz. 30 yaşından sonra mutlaka e, her sene düzenli olarak hatta 6 ayda bir mamografi dediğimiz bir grafik vardır. Bunu çektirmeniz lazım bu mamografiyi. E, mamografi de belli oluyor ne olup ne olmadı. Özellikle annelerinize de söylemeyi unutmayın. Evet bu şekilde arkadaşlar tümere sebep olan etkenler zaten hemen hemen yazarsınız sizlerde. Diyor ki eşeyli ve eşeysiz üremeyi anlatınız demiş arkadaşlar. Şimdi eşeyli üreme Zaten boşluk doldurmalarda da hatırlarsanız vardı. Eşeğil üremede iki tane hücremiz var. Bunlardan bir tanesi anneden geliyor, bir tanesi babadan geliyor bu hücrelerden. Babadan gelene sperm diyoruz, anneden gelene de yumurta diyoruz. Sonra bunlar arkadaşlar birleşiyorlar. Döllenme olayı gerçekleşiyor. Döllenme nedir döllenme? Erkek olan bu sperm, erkekten gelen sperm gidiyor yumurtayı deliyor zarını ve burada çekirdeğini bırakıyor arkadaşlar. Yani genetik materyalini bırakıyor. Genetik materyal burada geliyor yumurtanın içerisinde birleşiyor. Yumurtadaki genetik materyalle ve döllenme gerçekleşiyor. Sonra bu döllenme sonucunda zigot oluşur. Zigot da büyüyüp gelişerek embriyoyu, fetüsü sonra da bireyi oluşturuyor arkadaşlar. Eşeğil üreme bu şekilde. Eşeğsiz üremeye baktığımız zaman ise Eşeğsiz üreme tek bir ata var. Tek bir ata veya tek bir ana diyebiliriz. Buradan mitoz bölünme yoluyla arkadaşlar yeni bireyler oluşuyor. Mitoz bölünme yoluyla yeni bireyler oluşuyor. Bu da eşeğsiz üremenin tanımıdır, açıklamasıdır. Evet, gelelim. Bu arada eşeğli üremenin temeli mayoza dayanır. Eşeğsiz üremenin temeli de mitoza dayanır. Onu da söylemiş olalım. 10. soru eşeğsiz üreme çeşitlerini yazınız demiş. Yazalım 6 tane eşeğsiz üreme çeşidimiz var. Nedir bunlar? Şöyle sileyim burayı. Arkadaşlar birincisi ikiye bölünme. İkiye bölünme veya bölünerek üreme de denilebilir. Birincisi bu. Şunu şöyle alalım. İkincisi tomurcuklanma. Tomurcuklanma. Üçüncüsü sporla üreme. Dördüncüsü e, rejenerasyon rejenerasyon Sonra arkadaşlar partona Partenogenesis ve vejetatif üremedir. Vejetatif üreme. Şimdi bunları teker teker şöyle kısaca bir açıklayayım. İkiye bölünme arkadaşlar tek hücreli canlılarda görülen bir olaydır. İkiye bölünme olayı. Prokaryotlarda farklı gerçekleşiyor, ökaryotlarda farklı gerçekleşiyor. Prokaryot olan bir bakteriyi düşünün. Bakın, bakteri ikiye bölünürken basit bir bölünme gerçekleşir. DNA'sını eşler, hop ortadan ikiye bölünür. Bu kadar basittir. Bakterideki ikiye bölünme. Ee, Protistaya geldiğimiz zaman biliyorsunuz bunlarda da tek hücreli olanları var. Protistada arkadaşlar işte amip, paramesyum, euglena gibi canlılar da mitotik evreleri geçirerek ikiye bölünme olayını gerçekleştiriyorlar ama prokaryotlarda mitotik evreler görülmez. Basit bölünme görülür arkadaşlar. Mesela amip şöyle şekli belli olmadığı için her yönden bölünebilir. Paramesyum arkadaşlar şöyle bir yapı olduğu için silleri de var. Enine bölünür. Öglena'ya baktığımız zaman ise Öglena şöyle bir yapıya sahiptir. Öglena da boyuna bölünür arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Gelelim tomurcuklanmaya. Tomurcuklanmada ana bir canlımız var. Ana canlının herhangi bir yerinde şöyle mitoz bölünmeler sonucunda bir tomurcuk oluşuyor. Bu tomurcuk yere düşüyor. Daha sonra kendine uygun bir ortam bulduğu zaman büyüyüp gelişerek yeni bireyimizi oluşturuyor tomurcuklanma bu şekilde tomurcuklanma hidra gibi e, deniz canlılarında görülebiliyor arkadaşlar spor üremeye baktığımızda sporun ne olduğunu söylemiştik değil mi boşluk doldurmalarda e, dayanıklı hücrelerdir arkadaşlar en kromozomlu dayanıklı hücrelerdir bunlar ne yapıyor sporlar spor keselerinde üretiliyor mesela eylal totu karayosunu gibi bitkilerde görülüyor yine mantarlarda da görülür e, mayoz bölünme sonucunda sporlar oluşturuluyor. Daha sonra bu sporlar işte spor keseleri parçalandığı zaman etrafa yayılıyorlar. Etrafa yıldıklarında kendilerine uygun bir ortam bulduğu zaman hemen çoğalıyor ve arkadaşlar yeni bireyleri oluşturuyor mesela. Küf mantarlarını düşünün. Küf mantarları da sporla ürerler. Küf mantarlarında şöyle durum vardır. Küflenmiş bir ekmeğe veya limona dokunduysanız böyle elinizin üstüne siyah siyah noktacıklar gelir. Onlar aslında sporlardır. O siyah noktacıklarla gidip sağlam bir ekmeğin üzerine dokunduğunuzda eğer ortam uygunsa hemen o ekmek de küflenmeye başlar arkadaşlar. İşte sporla üreme bu şekildedir. Rejenerasyona geldiğimiz zaman rejenerasyon yenilenme demektir. Yenilenme ne yapıyor? Mesela ben canlıyım. Mesela diyelim ki yassı solucan var. Yassı solucan diğer bir ismiyle planarya. Arkadaşlar ben bu yassı solucanı şöyle bir yassı solucanımız var. Şöyle parçalara böldüm. Her bir parça kendisini tamamlar ve yeni birey oluşturur. İşte biz buna ne diyoruz? Rejenerasyonla üreme diyoruz. Eğer rejenerasyon olayı dokuda meydana gelmişse dokusal rejenerasyondur. Burada üreme olayı yok. Çünkü sadece yaraların iyileşmesi gibi sadece doku düzeyinde gerçekleşiyor. Eğer bir organın kendini tamamlaması olarak düşünüyorsak mesela dil, karaciğer gibi bu da organ düzeyindeki rejenerasyondur. Burada da üreme olayı yok. Ama eğer bir bölümden yeni bir canlı oluşuyorsa mesela işte yassı solucandaki gibi her bir parçadan yeni bir canlı oluşuyor o zaman nedir bu üremedir arkadaşlar doku düzeyinde ve organ düzeyinde olan üreme değildir ama bu şekilde organizma düzeyinde olan üremedir arkadaşlar onu da söylemiş olalım partenogenez var partenogenezi zaten bir sonraki soruda anlatınız demiş orada anlatalım vejetatif üreme de arkadaşlar bitkilerde görülen rejenerasyon olarak düşünebilirsiniz yine bir sonraki soruda var orada anlatalım Evet sileyim burayı şimdi bize diyor ki partona genezi anlatırız hemen anlatalım partona genezi şöyle temizleyin burayı Evet arkadaşlar partona neydi partona döllenmemiş döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşmasıydı değil mi şimdi arılardaki partona genezi anlatacağım size Arılarda arkadaşlar bir kraliçe arımız vardır. Kraliçe arı ve kraliçe arı iken kromozomludur. Bir de işçi arımız vardır. İşçi arı en kromozomludur. Bir de erkek arımız vardır. Erkek pardon işçi arı da iken kromozomlu. Erkek arı ise en kromozomludur. Şimdi burada işçi arı kısırdır. Bu yüzden döllenmeye katılmaz arkadaşlar. Ad üstünde ne yapacak? İş yapacak. Bizi burada ilgilendiren kraliçe arı ve erkek arıdır. Kraliçe arı Mayoz bölünme sonucunda bakın burada mayoz bölünme gerçekleştiriyor ve yumurtaları oluşturuyor. Yumurta. Daha sonra arkadaşlar erkek yarı ise mitoz bölünme geçiriyor. Çünkü en kromozomlu olduğu için mayoz bölünme geçiremez. Mayoz bölünme 2 en 4 tane gibi çift kromozoma sahip olan canlılarda gerçekleşir. E, mitoz bölünme geçiriyor ve en kromozomlu spermleri oluşturuyor. Sonra bu spermlerle yumurtalar şöyle Şurayı silim karışmasın. Birleşiyor arkadaşlar. Birleştiği zaman burada ne oldu? Döllenme. İki en kromozomlu bir e, yapı oluştu. Zigot, değil mi? Arkadaşlar bu zigot büyüyor, gelişiyor, ne oluşturuyor? Embriyolar oluşturuyor. Bu embriyolar dişi embriyolardır. Dişi embriyoların beslenmesine göre iki farklı e, canlı oluşuyor. Eğer dişi embriyolar polenle besleniyorsa, o zaman işçi arılar ortaya çıkıyor. Eğer ki e, arı sütüyle besleniyorsa arı sütü o zaman da kraliçe arı oluşuyor arkadaşlar. Böylece bakın beslenme konusuna bağlı olarak ne ortaya çıktı? İşçi arı ve kraliçe arı orayı, olayı çıktı. Çevre koşullarına bağlı olduğu için biz bu olaya modifikasyon diyoruz modifikasyon belki karşınıza çıkabilir. modifikasyon ne olduğunu da bilin. Eğer çevre koşullarına karşı işte cinsiyet değişimi gibi veya bazı olayların değişimi gibi değişimler görülürse biz bunlara modifikasyon diyoruz. Unutmayın. Bu arada dişi embriyoların hepsi iken kromozomlu mu? Evet. Yani işçarıda, kran içarıda iken kromozomlu ama işçarı nedir? Kısırdır. Döllenmeye katılmaz. Peki bu erkek arılar nasıl oluşacak? Şimdi döllenme olayına bazı yumurtalar katılırken bazıları katılmıyor. Arkadaşlar o katılmayan yumurtalar döllenmeden gelişmeye başlıyorlar ve erkek arıyı oluşturuyorlar. En kromozomlu olan erkek arılarımız oluşuyorlar. Biz bu olaya partonogenez olayı diyoruz. Burada döllenmeden gelişme olayı olduğu için eşeğsiz üremeye alınmıştır. Ama normalde dikkat ederseniz diğer olaylar eşeğli üremeye dahildir. Sadece bu kısım eşeğsiz üreme kısmına dahildir. Bu yüzden de zaten bu konu altında anlatıyoruz. Peki oluşan her bir erkek yarının genetik yapısı birbirinin aynısıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Neden? Çünkü her biri mayoz bölünme sonucunda oluşuyor. O yüzden her biri farklıdır. Ama bir erkek arının ürettiği... Spermler arkadaşlar birbirinin Aynısıdır. Çünkü mitoz bölünme sonucunda oluşturuyor. O yüzden bir erkek yarının ürettiği spermler birbirinin aynısıdır. Mutasyon olmadığı sürece ama her bir erkek yarı birbirinden farklıdır. Çünkü mayoz sonucunda oluşuyorlar. 12. sorumuz. Diyor ki bitkilerde görülen vejetatif üreme şekillerini, çeşitlerini yazınız. Arkadaşlar bitkilerdeki vejetatif üreme çeşitlerine baktığımızda hemen isimlerini yazalım. Birincisi çelikle üremedir. Çelikle üreme. Nedir bu çelikle üreme? Şöyle, e, komşu çiçeği geliyor benim aklıma çelikle üreme deyince. Mesela anneniz gitti işte komşudan bir çiçek beğendi. Dedi ki ya şuna şundan bana bir dal ver. Verdi arkadaşlar, getirdi, suyun içerisine koydu, köklendirdi. Daha sonra bu e, çiçeği aldı, köklenen yapıyı, yaprağı mesela aldı, götürdü, toprağa ekti. Bir süre sonra komşuyla aynı çiçeği elde eder. Biz buna çelikle üreme diyoruz aldığı o dal parçasını da ne diyoruz çelik diyoruz çelikle üreme bu şekilde. Sonra soğanla üreme. Bazı bitkilerin soğanları olur. Mesela lale gibi arkadaşlar, çiğdem gibi. Bazı bitkilerin soğanları vardır. O soğanları toprağa ektiğiniz zaman yeni bitkiler ortaya çıkar. Bu da soğan üremedir. Rizomla üreme. Rizom böyle patates yumrusu gibi bir şeydir. Mesela şeyde görülür. Rizom. Zencefil. Bu e, zencefili görmüşsünüzdür böyle göz göz yerleri vardı böyle göz göz yapıları o yapılardan yeni zencefiller ortaya çıkabilir Mesela kesin toprağa ekin yeni zencefiller ortaya çıkar arkadaşlar bu rizomla üremedir Yine sürünücü gövde ile üreme vardır bu da çilekte görülür en fazla sürünücü gövde Çilek mesela hani e, zeminde büyüdüğü için su neredeyse gövdesi oraya doğru gidiyor. Veya işte gübre neredeyse gövde oraya doğru gidiyor. Ve orada kök oluşturarak büyümeye başlıyor arkadaşlar. Biz buna sürünücü gövdeyle üreme diyoruz. Daha sonra geliyorum. Bir başka çeşidi de. Ee, biz onu söyledik. Soğanı söyledik. Sürünücü gövde. Doku kültürü. Doku kültürü. Arkadaşlar doku kültürü de laboratuvar ortamında gerçekleşen bir üreme şeklidir. Doku kültürü olayında şöyle bir durum var. Diyelim ki nesli tükenmekte olan bir bitki var. Bu bitkinin dokusundan ben alıyorum bunu laboratuvar ortamında çoğaltıyorum ve yeniden toprağa ekiyorum. Böylelikle onun neslin tükenmesine engel olmuş oluyorum. Biz bunu doku kültürü diyoruz. Doku kültürü laboratuvar ortamında yapılması gereken bir e, olaydır arkadaşlar. Sonra aşılama var. Aşılamada ise... Ee, özellikleri iyi olan bitkiler birleştiriliyor. Mesela diyelim ki bir ağacımız var. Bu ağaçtan böyle çok güzel ve büyük büyük ekşi erikler oluşuyor. Diğer ağacında verimi çok yüksek. Yani çok fazla erik oluşuyor. Ne yapıyorum? Ben bu ikisinin dalını alıyorum. Mesela getiriyorum birinin dalını diğerini şuraya aşılıyorum. Buraya bir ilaç sürüyorum. Bantlıyorum. Bir süre sonra arkadaşlar bunlar bir yeni bitkiler oluşturmaya başlıyor. Yani yeni e, ürünler vermeye başlıyor. Hem ekşi hem de ürünü bol olan e, erikler elde ediyorum. Aşılama da bu şekilde. Bir de daldırmamız var, daldırma. Daldırma doğada kendiliğinden de gerçekleşir, insan etkisiyle de olabilir. Mesela diyelim ki böyle bir ağacımız var ve bu ağacın dalları yere çok yakın. Arkadaşlar bu ağacın dalı kendiliğinden gidip toprağa böyle konabilir. Şimdi normalde bu ağaç su beklerken ne yapması lazım bakın. Ben ne yaptım böyle buraya bir değişik yaptım neyse bir dakika şöyle yapalım. Su alması için arkadaşlar ta buradan su beklemesi gerekiyor. Ama buna ne yapıyor diyor ki zaten ben toprağa dalmışım diyor. Ne yapayım ben kendim kök oluşturayım ve kendi suyumu kendim alayım. Burada kendisi kök oluşturuyor, kendi suyunu alıyor. Bir süre sonra ana açtan ayrılıyor ve kendi kendine büyümeye başlıyor. Biz buna da daldırma diyoruz. Bu daldırmayı insan da yapabilir. Yani bizler de yapabiliriz. Kendiliğinden de oluşabilir. Evet böylece vejetatif üreme şekillerini de anlatmış olduk. Gelelim son sorumuza. Diyor ki aşağıda şekli verilen mayoz evrelerini yazınız. Yazalım. Şimdi bakın yakınlaştırayım şekli. Bakın dikkat ederseniz bir ayrılma var. Bir kere ben bunun ana faz olduğunu biliyorum. Arkadaşlar mayoz bölünmede şöyle ayırt edeceksiniz. Eğer ki mesela ayrılma için söyleyeyim. Ayrılma olayında bakın böyle kromozom böyle çift halindeyse yani bakın bir tane kromatit var bir tane daha kromatit var dikkat ederseniz. iki kromatitle o zaman ben buna anafaz 1 diyeceğim. Anafaz 1 diyeceğiz. Tamam eğer ikili ise bir i bir ipliğinin üstünde iki tane şöyle yapı varsa o zaman ben buna mayoz 1'in evresidir diyeceğim. Sonra geliyorum ikiye Dikkat ederseniz ikincisinde arkadaşlar Hem iki tane hücre bölünüyor Hem de bakın burada yine ayrılma var ama Bu sefer tek tek ayrılmışlar O zaman bu nedir? Ana 2'dir ikidir 2 faz iki. Sonra geliyorum diğer evremize Bakın buraya dikkat edin Burada ne yapmış? E, bu profaz evresi arkadaşlar Tek bir e, hücre olduğu için de Profaz bir diyeceğiz buna Profaz 1 diyeceğiz. Sonra geliyorum şuraya. Burada bakın merkeze dizilme olayı var arkadaşlar. Merkeze dizilmiş ama bakın dikkat ederseniz böyle tek tek dizilmişler değil mi? Tek tek dizilmiş. O zaman bu metafaz 2'dir. Eğer tekli ise 2 yazacaksınız yanınıza. Çiftli ise 1 yazacaksınız. Şuraya geldiğim zaman bakın iki tane yine burada merkeze dizilme olayı var arkadaşlar. Bir dakika şurada çiftli mi acaba? Görünmüyor tam olarak. Şuna bir bakayım ben. Yok burada da tekli. Burada da tekli. Merkeze dizilme. Bunu da arkadaşlar metafaz 2 olarak alacağız. Metafaz 2. Şurada büyük ihtimal metafaz 1'i e, vermek istemiş. Çünkü bakayım başka metafaz 1 Yok, aynen. Burada büyük ihtimal metafaz 1 vermek istemiş. Şöyle yazalım. Metafaz 1 yazalım. Metafaz 1. Sonra geliyorum bakın şuraya. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz birbirinden ayrılmıyor. Yavaş yavaş boğumlanmaya başlamış. Bu nedir? Telofaz. Peki, telofaz ama burada çift halinde mi ayrılmışlar bunlar? Evet. O zaman bu nedir? Telofaz 1'dir. Çift halindeyse yani iki kromatit birbiriyle birleşikse her zaman mayus 1 diyorduk. Sonra geliyorum şuraya. Arkadaşlar burada yavaş yavaş ne yapıyor? Merkeze dizilme olayı var. Ee, hani burada nedir? Profaz 2'dir değil mi? Çünkü profaz 1'de daha karmaşık şeklimiz var dikkat ederseniz ama profa profaz 2'de daha düzgün şeklimiz vardır. Çünkü burada tekrardan kromozomlar kromatin haline gelmez. Direkt olarak merkeze dizilirler. O yüzden buna da nedir? Profaz 2'dir. Profaz 2 şu da Arkadaşlar artık hücreler tamamen birbirinden ayrılmış Bu da nedir Sitokinez. dört tane hücremiz olduğu için stokinez ikidir Evet böyle mayozla ilgili karmaşık şekiller gelebilir karşınıza bunları ayırt etmek için bol bol soru çözmeniz lazım Bir de dediğim gibi eğer Kromatitler birbirinden ayrılmamışsa birlikte hareket ediyorsa mayoz 1'in evreleri gelecek. Eğer kromatitler birbirinden ayrılmışsa tek tek hareket ediyorsa o zaman da mayoz 2'nin evreleri aklınıza gelecek. Bunu da aklınızda tutun. Evet 45 dakikalık videomuz oldu. Böylece hazırlık çalışmamızı bitirmiş olduk arkadaşlar. PDF'sini dediğim gibi açıklama kısmından alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.